fırından aldığımız çıtır çıtır galetayı evde daha sağlıklı haliyle yapabilir miyiz? Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün ekmek teknesinde çıtır çıtır bir galeta yapacağız. Çekirdeklisi olacak, susamlısı olacak, böyle çerokotlu karışır olacak. Hem de siyez unundan olacak. Yapması da çok kolay, yemesi de çok keyifli. Hem de dışarıdan almıyoruz, çok daha sağlıklı kendimiz yapıyoruz. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Bunun için neye ihtiyacım var? Önce bir şurada bir ılık suyum var. Parmağımı sokunca sıcak geliyor bana. Galeta çok o ekmek gibi pofur pofur olmadığı için bir çorba kaşığı böyle, bir paket değil de bir çorba kaşığı kadar instant mayayı içine koyuyorum. Bir de tabii ki bu mayaları böyle birazcık coşturmak için 2 çorba kaşığı şeker. Burada aslında şeker kullanmıyorsanız pekmez de koyabilirsiniz. O birazcık daha ekşitecektir. Bal da koyabilirsiniz ama bal pişirmiyorum derseniz bunların içinde en garantisi her zaman şekerdir. Şeker kullanmıyorsanız tarifi yapmaktan vazgeçmeyin derim. Şöyle bir, bunlar kenarda karışa dursun. Bu sırada yarım kilo siyez unum var. Sadece siyez unundan yapacağım. Bir çorba kaşığı tereyağı ekliyorum buna. Tereyağı oda sıcaklığında. Erimiş de koyabilirsiniz ama oda sıcaklığında her zaman daha iyi çalışır. Bunun üzerine de 4 çorba kaşığı sıvı yağ koyacağım. Zeytinyağı olabilir tadını istiyorsanız ama ben daha düz bir tadı olsun istiyorum diyorsanız benim gibi ayçiçek yağı, fındık yağı da kullanabilirsiniz tabii. Ve tabii ki tuza ihtiyacı var. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve bu mayalı şekerli suyu da şöyle bir karıştırıp içine ekliyorum. Şimdi hepimizin bildiği konuya geldik. Bunu yoğuracağız. Bunu kasenin içinde yoğuracağım. Çünkü bu ekmek hamuru olmadığı için bunu böyle daha yoğun bir hamur. Bunu böyle o bizim böyle katlamalı, kedi kaldırmalı yoğurmamız gibi yoğurmayacağız. Bu kasenin içinde zaten siyez unu olduğu için hani çok glutenli bir hamur değil. Onu uyandırmak için çok büyük dertlerim yok. Hem galeta olduğu için hem siyez olduğu için. Kasenin içinde şöyle 5 dakika kadar yoğurunca hamur hazır olacak. Şimdi hamuru iyice yoğurdum. 5-6 dakika falan, çok fazla değil. Şöyle çok daha pürüzsüz bir hale geldi. Bu artık hazır. Bunu şimdi bezelere ayıracağız. Ve ondan sonra çok değil bir 20 dakika kadar falan mayalayacağız. Çünkü galeta olduğu için aşırı mayalanmasına gerek yok. Şöyle bir silindir gibi yaptım. Ondan sonra onu 8 bezeye ayıracağım. Ondan sonra yuvarlıyorum. Dünyanın eşit bezeleri olmak zorunda değiller. Çünkü ondan sonra bunları yani galeta yaparken de zaten bir daha böleceğiz. Boyutuna göre bakacağız. O birazcık tepsiyle de alakalı. Bunları böyle... Bunlardan kaç tane galeta çıkacak? 14, 16. O civarlarda 15 civarı galeta çıkacak. Ama yani şey böyle o fırın galetası kalınlığında ve boyutunda hani atıyorum daha ince, daha uzun falan filan onlara göre değişecektir tabii. Bezeleri hazırladık. Her zamanki gibi tepsi. Yapışan bir hamur değil. Pişirme kağıdına bile gerek yok. Üzerine her zamanki gibi nemli bezi örttüm. Bu şekilde 20 dakika, yarım saat. Daha uzun değil. Oda sıcaklığında bekleyecekler. Birazcık mayalanacaklar. Ondan sonra şekil vermeye geçeceğiz. Hamurlarımız yarım saat bekledi. Şöyle bir üstleri birazcık nem, bez nemli olduğu için birazcık ıslanmış. Hiç dert değil. Bunu şimdi kenara alacağız. Artık galetalara şekil vermeye başladık. Bazıları birazcık daha eridi dedim ya, eşit olmaları şart değil. Onları ikiye böleceğim. Ama küçükleri şey tek tek yapacağım. Şöyle ki ay çekirdeği içim var, çörek otum var, susamım var. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ha, haşhaş da var. Benim favorilerim bunlar. Bunlardan yapacağım. Yaparken nasıl yapıyorum? Bir, hem içini hem dışını bulayabiliriz. Bir de sadece içine koyabiliriz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar ay çekirdeğini şöyle bir hamura şöyle kabaca yayıyorum. Şöyle bir onu bir iki yoğuruyorum. Çünkü buna bir sonra 15-20 dakika kadar tepsi mayası da yapacağız. Şimdi birazcık lezzetlensin diye mayaladık aslında. Ondan sonra şöyle elimle yuvarlıyorum. Yaklaşık ne kadar? Tabii ki bu arada boyutta da asla bir kitabi bir bilgi yok. İster kısa yaparsınız, ister uzun yaparsınız, ister kesersiniz. Şöyle bir karıştan birazcık daha uzunca olması yeterlidir. Bunu mesela sade yapacağım ben. Yani sade de dedim, dışını bulamayacağım. Sadece içine çekirdek koydum. Ama bunu da böyle içine daha az koyuyorum. Çünkü dışını buladığım zaman içinde
Numunelik olsa yetiyor aslında. Şöyle bir karıştırıyorum. Ondan sonra şöyle yuvarladıktan sonra şöyle bir tepsi var. Bu herhangi bir tepsi olabilir. Bu tepsinin içinde bir tane temiz peçete var. Şöyle birkaç kaşık su koyacağım. Peçeteyi ıslatacak kadar. Şu galetamı içine koyuyorum. Ve böyle götürüp getiriyorum ki dışı böyle güzelce ıslansın. Dışı ıslandıktan sonra şu tezgaha tekrar çekirdek döküyorum. Çekirdekler dışına daha kolay yapışıyor tabii ki. O yüzden ıslattık. Ondan sonra şöyle alıp şöyle bir şurada gezdiriyorum. Baktım boşluk var. Birazcık daha çekirdek döküyorum. Bu taktiği de Yağız'dan öğrendim. Şöyle. Dışını güzelce buladıktan sonra bu da hazır. Çekirdekli böyleydi. Buna mesela birazcık susam, birazcık da çörek otu koyacağız. Biraz da haşhaş mı? Evet, haşhaş da koydum. Ondan sonra yine şöyle bir... Zaten gezdirince tezgaha dökülenlerin hepsini topluyorlar. Şöyle bir iki tur yoğurup... Bu da hazır. Haşhaş küçük olduğu için çok güzel yapışıyor ve çok güzel kaplıyor. Böyle iri olup dökülmüyor. Ben şimdi bunların hepsini yapacağım. Ondan sonra tepsileyip fırınlayacağız. Şimdi galetalara şekil verdik, hepsini buladık. Şöyle tepsiye birazcık zikzaklı dizeceğim. Ondan sonra bir 15 dakika kadar da tepside beklesinler. Birazcık çünkü dedim ya siyez unu olduğu için çok sıkı sıkı olmasın. Bir 15 dakika burada da birazcık mayalansınlar. Birazcık kabarsınlar. Fırında da birazcık kabaracaklar. O yüzden hani normalde gördüğünüzden birazcık daha ince yapmakta fayda var şu aşamada. Buna böyle diyeceğim. İki tepsi çıkacak. İki tepsiyi aynı anda pişirmeyin. Çünkü fanla pişirmiyoruz. Hava iyice dolanamıyor. Böyle güzel tıkır tıkır olmuyorlar iki tepsiyi birlikte pişirince. İlk tepsi tamam. Şimdi tepsiye dizdik. Üzerlerine nemli bir bez örttüm tekrar. 15 dakikada böyle bekleyecekler. Ondan sonra altlı üstü çalışan fırında fan yok. Böyle ortanın bir altındaki rafta pişecekler. Tek tek pişecekler. İkisi aynı anda güzelce çıtırdayamıyorlar. 160 derece fırın, alt üst, fan yok. 40 dakika öyle pişecek. Ondan sonra çıkacak, iyice soğuyacak. Daha sıcakken yerken de içi daha hamur hamur oluyor. Öyle soğuyacak. Ondan sonra kıyır kıyır yiyeceğiz. Galetalar pişti, fırından çıktılar. Bir 20 dakikadır falan soğuyorlar. Birazcık daha beklese daha iyi olacaktır ama dayanamadan tabii ki ben bir tadına bakacağım şöyle bir tane. Birazcık daha beklemesi lazım ama bence tadı gayet yerinde. Siz de yapıp beğenirseniz, yok Burak ben şusunu beğenmedim, ben böyle galeteyi daha çok seviyorum derseniz aşağıya lütfen yazın. Hepsini tek tek okuyacağım, söz veriyorum. Madem buraya kadar geldiniz, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bunun dışında böyle diğer fırın işi, açma olur, poğaça olur, onların tarifleri için buraya tıklayabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz buradan şöyle köpeşimden abone olabilirsiniz. Ama fırın değil, daha böyle tatlı işi falan istiyorum ben derseniz buradan da bir tane videoya gidebilirsiniz. Hangisini izlerseniz ama mutlaka abone olun derim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.